Perşembe. Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajında birlik ve beraberlik çağrısı yaptı. Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajında birlik ve beraberlik çağrısı yaptı. Türk milletinin tarih boyunca birçok badireleri atlatıp zorlu mücadelelerde büyük zaferler kazandığını ifade eden Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde milletimizin özverisiyle 15 Temmuz hain FETÖ terör örgütünün darbe kalkışması karşısında da unutulmaz bir destan yazılmıştır. 15 Temmuz devlet içine sızmış, kendisine emanet edilen devletin silahlarını kendi vatandaşlarına kullanmaktan çekinmeyen, ülkemizi parçalamak ve milli iradeyi yok etmek isteyen hainlere karşı yüce milletimizin sarsılmaz azmi, yüksek iradesi, vatanseverliği ve kahramanlığı ile kazanılmış tarihe altın harflerle yazılmış şanlı bir demokrasi zaferidir. Her türlü zorlukları aşarak kurduğumuz devletimizi birlik ve beraberlik içinde 1000 yıldan bu yana sürdürdüğümüz kardeşlik ruhuyla daha da yüceltmek ve güçlendirmek temel sorumluluğumuzdur. Bu duygu ve düşüncelerle ülkemizin ve milletimizin bölünmez bütünlüğü için canlarını seve seve veren tüm aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, kahraman gazilerimize de sağlık ve afiyetler diliyorum dedi. Nevşehir'de Kapadokya Kaplanları sporcuları Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit olan Astsubay Ömer Halis Demir'in Niğde'nin Çukurkuyu beldesindeki kabrine ulaşmak üzere koşmaya başladı. Sayın Muharrem hoş geldiniz. Bakın sizi bekliyorum. Nevşehir'de Kapadokya Kaplanları sporcuları Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit olan Astsubay Ömer Halis Demir'in Niğde'nin Çukurkuyu beldesindeki kabrine ulaşmak üzere koşmaya başladı. Etkinlik çerçevesinde iş insanları ve çeşitli meslek gruplarından oluşan 20 kişilik Kapadokya Kaplanları adlı grup üyeleri sabah saat 5.30'da Nevşehir Belediye Başkanlığı binası önünde bir araya geldi. Sporcular burada Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel tarafından Niğde'ye uğurlandı. Koşunun startını veren Vali İnci Sezer Becel şu açıklamalarda bulundu. Evet, bugün 15 Temmuz 2016 yılında hain darbe girişiminin yıl dönümü aslında. Aynı zamanda Milli Birlik Demokrasi Günü. Bugünün anısına 15 Temmuz 2016'da şehit düşen Ömer Halis Demir koşusu elimizden Niğde'ye doğru olarak gerçekleşecek. Kapadokya Kaplanları artık geleneksel hale gelmiş olan koşunun bir yenisini gerçekleştirecekler. Bu vesileyle Ömer Halis Demir olmak üzere 15 Temmuz'da şehit olan 251 vatan evladımızı saygıyla, rahmetle, minnetle anıyorum. Tüm kahraman gazilerimizi, hala tedavisi devam eden gazilerimiz var. Acil şifalar diliyorum. Hayatlarında sağlık, mutluluk, afiyet diliyorum. Bu tür kara tabloların, bu tür hain darbe girişimlerinin ülkemizde asla bir daha cereyan etmemesini, millet olarak, toplum olarak birlikte bu tür darbe girişimlerine cevap verdiğimiz gibi birlik beraberliğimizi muhafaza etmenin bir daha yaşanmaması için son derece önemli olduğunu inanıyorum ve bütün vatandaşlarımızı birlik beraberlik içerisinde hareket etmeye her zaman davet ediyorum. Tekrar tarihimizin kara bir lekesi olan bugün de bütün şehitlerimiz, ülkemiz için şehit olan tüm vatandaşlarımızı saygıyla, rahmetle anıyorum. Bugün burada olan tüm hem spor severleri, hem bayrak severleri, hem vatan severleri de kutluyorum bu anlamlı günde anlamlı bir etkinliği gerçekleştirdikleri için. Sözümüzü 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü sebebiyle Nevşehir'deki tüm şehit kabristanları ziyaret edildi. Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, Jandarma Alay Komutanı Albay Hüsamettin Erol, İl Müftüsü Celalettin Altunkaya ve şehit aileleri 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü sebebiyle yapılan programa katıldı. Program kapsamında şehit kabristanlıkları bir bir ziyaret edilerek karanfil konulup dualar edildi. İmam Hatipler tarafından her şehidin mezarında Kur'an-ı Kerim okundu. Şehit kabristanlıklarının ziyaret edilmesinin ardından Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel şu açıklamalarda bulundu. İstanbul'da görev yapıyordum tabii. 2016 15 Temmuz günü ilk darbe girişimini İstanbul'da duydum ve duyar duymaz da hemen zaten o bölgedeydik ve görev yerimize gittik. Bana göre Türk tarihinde tabii ki birçok üzüldüğümüz böyle kara lekeler var ama 15 Temmuz'da tarihimize kapkara bir leke olarak geçti. Milletin içinden yetişmiş, milletin vergileriyle alınan silahlarla, tanklarla, toplarla yine milletin üzerine doğrultmak suretiyle 251 vatandaşımızı, canımızı maalesef şehit verdik. Binlerce gazimiz oldu. Tabii Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, onun talimatıyla belki de dünyada hiç görülmemiş bir başarı hikayesi. Hiçbir elinde silahı olmayan, hiçbir gücü olmayan, çıplak ellerle, hatta ayakkabısını bile giymeyen vatandaşlarımızın kadın erkek, yaşlı genç demeden toplara, tanklara, uçaklara karşılık verdiğini gördük. Bu tabii ki hiçbirimizin aslında yaşamak istemeyeceği, görmek istemeyeceği bir manzara ama muazzam bir direniş öyküsü aynı zamanda. Ki sonrasında da Sayın Cumhurbaşkanımızın şeyiyle, liyakat talebiyle uygun görmesiyle Milli Birlik ve Demokrasi Bayramı olarak da tescil edildi. Biz de her yıl hem şehitlerimizi anmak, gazilerimizi hatırlamak ve hain darbe girişimini kınamak ama aynı zamanda göstermiş olduğumuz olağanüstü mücadelenin de hikayesini gelecek nesillere, dünyaya anlatmak için anma günleri yapıyoruz. Bugün de Nevşehir'de şehit mezarlarımızı ziyaret ettik, dualarımızı okuduk. Bu Milli Birlik Beraberlik Günü'nde şunu özellikle belirtmek istiyorum. Birlik ve beraberliğimizi sağladığımız takdirde hiçbir gücün o birlik beraberlik karşısında silahlı bile olsa durma ihtimali yok. İnşallah bütün dünyaya karşı, içte ve dışta olan tüm düşmanlarımıza karşı birlik beraberlikle hareket ettiğimiz zaman ne kadar başarılı olabildiğimizi göstermiş oluyoruz. Biz her zaman şöyle dua ediyoruz. Allah bu ülkenin semalarından bayrakları indirmesin, ezanları dindirmesin. Allah bizleri vatansız bırakmasın ve bu topraklar için şehit olmuş herkesi rahmetle, minnetle tüm şehitlerimizi anıyorum. Mekanları cennet olsun, ruhları şad olsun, ailelerine ve milletimize tekrar tekrar başsağlığı. Hollanda vatandaşı Dona Risa, ihtidam merasimiyle kelime-i şehadet getirip Müslüman oldu. Kendi arzusu ile Müslüman olmaya karar veren Hristiyan Hollanda vatandaşı, 51 yaşındaki tiyatro yönetmeni Risa için Nevşehir İl Müftülüğü'nde ihtidam merasimi düzenlendi. Beraberce yaşıyoruz. Dona kardeşimizin müstahanlığını, ihsanla şereflenmesini, imanını perçinlemesine şahitlik ediyoruz. Ya Rabbi bu kardeşimizin... Hollanda'da yaşayan Hubertina Leyda Dona Risa tatil için geldiği Nevşehir'de il müftülüğüne müracaat ederek Müslüman olmak istediğini beyan etti. İslam dininden çok etkilendiği için Müslüman olmayı seçtiğini belirten Risa, Nevşehir'de tanıştığı ve evlenmeye karar verdiği Güner Güven ve ailesinden İslam dinini öğrendim. Bir yıldan beri de araştırıyordum. İslamiyet'i isteyerek seçtim ve çok mutluyum dedi. Din hizmetleri uzmanı Adem Aydın'ın Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan ihtida merasiminde Risa'ya İslamiyet hakkında özet bilgiler veren il müftüsü Ahmet Celalettin Altunkaya, İslam'ın temelinin Allah'ın varlığına ve birliğine inanmak olduğunu belirtti. Onun yüceliğini kabul etmek üzere burada bulunuyoruz. Bizim inancımıza göre onun eşi yoktur, dengi yoktur, ortağı yoktur. O tektir. Ondan başka ilah yoktur. Altunkaya imanın esaslarını ve İslam'ın şartlarını kısaca anlatıp kelime-i şehadet getirerek anlamını açıklamasından sonra İslam ile şereflenen Dona Risa da şehadet getirerek Müslüman oldu. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden. İl müftüsü Altunkaya, Dona Risa'yı tebrik ederek iyi bir Müslüman olabilmek için iman, ibadet ve ahlak esaslarına uymak, bunlara uyabilmek için ise sürekli öğrenmek gerektiğini tavsiye etti. Altunkaya merasim sonunda Dona Risa'ya ihtida belgelerini takdim ederek yabancı dilde Kur'an-ı Kerim, ilmihal ve İslamiyet'i anlatan Diyanet İşleri Başkanlığımızın yayınlarından çeşitli kitaplar hediye etti. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Nevşehir'deki tüm şehit kabristanlıkları ziyaret edilerek karanfil konuldu. Ziyarette ağlayan anneleri vali teselli etti. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Nevşehir'deki tüm şehit kabristanları ziyaret edilerek karanfil konuldu. Ziyarette ağlayan anneleri vali teselli etti. Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, Jandarma Alay Komutanı Albay Hüsamettin Erol, İl Müftüsü Celalettin Altunkaya ve şehit ailelerinin katıldığı bu anlamlı programda şehit kabristanlıkları bir bir ziyaret edilerek karanfil konulup dualar edildi. İmam hatipler tarafından her şehidin mezarında Kur'an-ı Kerim okundu. Ziyaret sırasında gözyaşlarına hakim olamayan şehit annelerini Vali İnci Sezer Becel sarılarak teselli etti. Şehidimizin ruhu için, cümle geçmişlerimizin ruhu için, Allah rızası için Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü sosyal medya hesabı üzerinden 15 Temmuz Milli Birlik ve Beraberlik Günü anısına bir video paylaştı. Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü sosyal medya hesabı üzerinden 15 Temmuz Milli Birlik ve Beraberlik Günü anısına bir video paylaştı. Paylaşımına kanımızın son damlasına kadar notu düşüldü. İzleyen herkesi derinden etkileyen video yoğun ilgi gördü. Polis özel harekat, söyleyeceklerimi yüksek sesle tekrar et, ol deyince olduran, gönülleri iman nuruyla dolduran, Allah'a! Gülbahçe Parkı'na Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 15 Temmuz destanı için resim sergisi düzenlendi. Gülbahçe Parkı'nda Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 15 Temmuz destanı için resim sergisi düzenlendi. Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhsin Özdemir sergi hakkında şu açıklamalarda bulundu. Biliyorsunuz arkadaşlar, 15 Temiz hain darbe kalkışmasının seneyi devriyesi yaklaşmakta. o gün gösterilen büyük kahramanlık mücadelesinin, Türk milleti tarafından gösterilen büyük kahramanlık mücadelesinin farkındalığını da yaratmak adına özellikle vatandaşlarımızın çok kullandığı bir noktada da 15 Temmuz temalı bir resim sergisi açtık. Valiliğimiz himayesinde 15 Temmuz'u unutmadığımızı, unutturmayacağımızı, o gün vatanımız için, gençlerimiz için, geleceğimiz için kendi canlarından vazgeçerek şehitlik mertebesine yükselen insanlarımızı da, kahramanlarımızı da vatandaşlarımıza hatırlatmak adına çeşitli faaliyetler düzenlenmekte. Biz de Gençlik Spor İl Müdürlüğü olarak hem sosyal, kültürel, sportif faaliyetler düzenliyoruz hem de bu şekilde farkındalık yaratacak çalışmalara imza atıyoruz. Bu vesileyle ben 15 Temmuz gecesinde kendi canını hiçe sayarak devletinin, milletinin, geleceğinin, çoluğunun, çocuğunun geleceğini kurtarmak adına gözünü kırpmadan şehadet mertebesine yürüyen bütün şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. Allah mekanlarını cennet eylesin. Onların kahramanlığı sayesinde bugün yine biz bu şekilde özgürce yaşayabiliyoruz, kendimizi ifade edebiliyoruz, gençlerimize, sporcularımıza ve geleceğimize sahip çıkabiliyoruz. O anlamda da bugünü unutmadık, unutturmayacağız. O gün canlarını feda eden bütün kahramanlarımızı, şehitlerimizi bundan sonraki süreçte de her zaman hayırla yad edilecek çalışmalara devam edeceğiz. O çalışmalardan bir tanesi de bu. O günkü o hain darbe girişiminde vatandaşlarımızın gösterdiği insanüstü mücadelenin, kahramanlık öykülerinin içinde barındırıldığı bir resim sergisi açtık. Burada hep birlikte. 3 gün burada kalacak resim sergimiz. Vatandaşlarımız, burası sık kullanılan bir güzergah olduğu için gelip geçerken daha çok erişime ulaşabileceğimizi düşündük. Burada bakacaklar. O günün gerçekten kolay kazanılmadığını, o gecenin büyük mücadelelerle insanların böyle adeta canından vazgeçerek geleceği için, çoluğunun, çocuğunun ve ülkesinin geleceği için canından vazgeçerek o geceyi o hain FETÖ terör örgütüne karşı kurtardığımızı görmeleri adına böyle bir organizasyon düzenledik. 3 gün devam edecek sergimiz. Buradan Nevşehirli vatandaşlarımıza sesleniyorum. Zaten yol üstünde, güzergah üstünde bir yer. Buralardan gelip geçerken sergimize de uğrayıp o günü tekrar böyle bir anımsamalarını rica ediyorum. Nevşehir Ülke Ocakları Başkanı Ali Türker yaptığı 15 Temmuz paylaşımı ile tüm dikkatleri üzerine topladı. Nevşehir'in en kalabalık ve güçlü teşkilatlanmasını elinde bulunduran ülke ocakları gündem olmaya devam ediyor. Ocak Başkanı Ali Türker, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yaptığı bir paylaşımda "Kurtçular diyor bize yaşlı teyzeler, kahvede sohbette dayılar Türkeşçiler diyorlar. Komünistler faşist derken sahte Müslümanlar dinsiz diye yapışıyorlar yakamıza. Bilmeyen katil diyor şanlı davamıza. Medya mecliste bir parti olarak bakıyor. Aydınlar vurucu, kırıcı olarak görüyor. Dış mihraklar ve faiz lobisi çek senet mafyası olarak gösteriyorlar. Travestiler kaçın ayol diyor bizi görünce. Fakültelerde PKK'lılar saldırın. Garip çocuklarız biz aslında. Parayla okumayan, sadakatle davasına bağlı kalan, maklubeden faydalarından uzun zaman mehir çeken. Herkes hakkımızda bir şeyler düşünüyor ama illa bilmek isterseniz bizi Devlet Bahçeli'ye sorun" dedi. Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü tarafından Nevşehir'de kavurucu sıcakların geleceği tahmin yapıldı. Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü tarafından Nevşehir'de kavurucu sıcakların geleceği tahmini yapıldı. Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Nevşehir için yeni tahminlerini güncelledi. Yapılan son tahminlere göre sıcaklıklar 40 dereceye kadar yükselecek. Özellikle pazar ve pazartesi günü kavurucu sıcaklıklar il genelinde hakim olacak. Büyüleyici güzelliği sayesinde masal diyarını andıran Kapadokya bölgesinde keşfedilmeyi bekleyen yerler var. Dünyanın birkaç bölgesinde de görülen peri bacalarını başka hiçbir yerde Kapadokya'da olduğu kadar yoğun bir şekilde göremezsiniz. Times gazetesinde yayımlanan dünyanın yeni 25 harikası listesine 5. sıradan giren Kapadokya, aynı zamanda da 1985'ten beri UNESCO Dünya Kültür Mirasları listesinde. Büyüleyici güzelliği sayesinde masal diyarını andıran bölgedeki tarihi ve doğal varlıkların büyük bir kısmı sahip oldukları değer nedeniyle UNESCO Dünya Kültür Mirası listesine dahil edilen Kapadokya'da keşfedilmeyi bekleyen yerleri sizler için sıraladık. Kapadokya'da fotoğraf çekmek için ideal bölgelerden birisi olan Paşabağ Rahipler Vadisi, ören yeriyle ün kazanmış Selve'ye oldukça yakın bir konumda yer alıyor. Mantar formundaki peri bacalarının en iyi örneklerini barındıran vadi, bu oluşumların arasından geçen iyi durumdaki yürüyüş yolları sayesinde rahatlıkla gezilebiliyor. Erken Roma döneminde inşa edilmiş olan Mazı yeraltı şehri, Kapadokya'da gezilecek yerler listesinde. Ürgüp'ün 18 kilometre kadar güneyinde yer alan yerleşke, Kaymaklı yeraltı şehrinden sadece 10 kilometre uzaklıkta. Ahırlara ayrılmış alanlardan ilerleyerek iç kısımlarına ulaşabileceğiniz, şehrin dikkat çekici noktasını kabartmalarla süslenmiş kilisesi oluşturuyor. Her yıl binlerce turiste ev sahipliği yapan Selime, Ihlara Vadisi'nin hemen bitiminde bulunuyor. Kapadokya'da gezilecek yerler başlığı altında yazılabilecek ilk isimlerden biri de bu bölgede yer alıyor. Dik bir yamaç üzerinde pek çok peri bacasıyla kendini süslemiş olan Selime Köyü, bazilika türünde bir katedrale de sahip. Aynı zamanda Selime Sultan Türbesi de bu bölgede yer alıyor. Türbe Selçuklu dönemine ait olup Selime Köyü'ne de isim sahipliği yapıyor. Kayaya uyulmuş olan kalesi ve kiliseleriyle de Selime tarihi ev sahipliği yapan nadir güzelliklerden bir tanesi. Nevşehir il merkezine yaklaşık 13 kilometre uzaklıkta olan Göreme kasabasında yer alan Sunset Point veya diğer adıyla Sunset noktası, gün batımının ve doğumunun izlendiği muazzam yerlerden bir tanesi. Devrent Vadisi yıllar önce Kapadokya'da çekilen ve sevilerek izlenen Asmalı Konak dizisinde de fon olarak kullanılmış. Deve şeklindeki peri bacası hem Kapadokya'nın tanıtım yüzlerinden hem de dizinin etkisinden vadiyle özdeşleşmiş ve en bilineni haline gelmiş. Devrent Vadisi'nde deveyi andıran peri bacası gibi farklı canlıları, özellikle de hayvanları çağrıştıran birçok peri bacası var. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri Yollar Geçilir Türkiye Geçilmez temalı bisiklet turu ile başladı. Kırşehir Valisi İbrahim Akın bisiklet turuna katılan sporcuları bitiş noktası olan valilik önünde tebrik etti. Gerçekleştirilen bisiklet turu sonrası Kırşehir İl Gençlik ve Spor Müdürü Numan Nafiz Şahin şu açıklamalarda bulundu. 15 Temmuz Milli Beraberlik Günü vesilesiyle valiliğimizin koordinasyonunda ve ukdelerinde yollar geçilir, Türkiye geçilmez temalı. Sporcularımızla, daire müdürlerimizle, bisiklet derneklerimizle, antrenörlerimizle, halkımızın katılımıyla birlikte Armas Otel önünden başlamak suretiyle bir milli birlik bisiklet etkinliği düzenlemiş olduk. Sonunda da valiliğimizin önünde finalini yaparak etkinliğimizi bitirmiş durumdayız. Geçen yürüyüşe katılan, etkinliğe katılan, arkamızda bir gençlik olgusu var. Onlarla beraber yapıyoruz bütün etkinlikleri. Ben hepsine teker teker teşekkürlerimi arz ediyorum. İnşallah kortej yürüyüşleriyle, çeşitli etkinliklerle, stüdyo etkinliklerle de hafta boyu etkinliklerimiz devam edecek. Siz değerli basınımıza da teşrif ettiğiniz için, burada bulunduğunuz için de şükranlarım var. Bisiklet turunun ardından 15 Temmuz Şehitleri Hatıra Ormanı'na fidan dikimi etkinliğine katılan Kırşehir Valisi İbrahim Akın, 15 Temmuz 2016 tarihinde Türk Silahlı Kuvvetleri içine yuvalanmış FETÖ terör örgütü mensupları hain bir darbe girişiminde bulunmuştur. O gece FETÖ terör örgütü mensupları milletimizin birliğine, beraberliğine kastederek milletimize silah doğrultmaktan bile kaçınmamıştı. Bu karanlık geceyi unutmamak, birliğimize, beraberliğimize, özgürlüğümüze sahip çıkmak adına daha önceki yıllarda olduğu gibi bu sene de bazı etkinlikler düzenlemekteyiz. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliklerine ilimizde sabah saat 10'da düzenlenen bisiklet turuyla başladık. Şimdi de oluşturulan bu alanda 15 Temmuz Şehitleri Hatıra Ormanı'na fidan dikimi gerçekleştiriyoruz. İnanıyorum ki diktiğimiz bu fidanlar hain geceyi hafızamızda canlı tutmaya yardımcı olacaktır dedi. Yine 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Cacabey Meydanı'nda Demokrasi Zaferi ve Milli İrade temalı fotoğraf sergisi açılışı gerçekleştirildi. Niğde'nin Altunhisar ilçesinde bir araca düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti. Niğde'nin Altunhisar ilçesinde bir araca düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi öldü. Güvenlik görevlisi T.A., Cihangir Bekiş Parkı üstünde bir otomobilde oturan Recep Aydemir ve Arif Koç'la tartıştı. Sinirlenen T.A. tabancayla Aydemir ve Koç'a ateş etti. İhbar üzere olay yerine gelen ambulansla Altunhisar Devlet Hastanesi'ne sevk edilen yaralılar ilk muayenelerinin ardından Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan Aydemir yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Şüpheli T.A. suç aletiyle birlikte gözaltına alındı. Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce Kırşehir'e geldi. Temasları kapsamında çarşıyı ziyaret eden İnce, caddenin sağında bulunan esnaflara selam verirken solda bulunan esnafın çağrısı üzerine "40 sene solda durduk, niye soldasın?" dediler. "Bu sefer sağdan gidelim dedik, niye sağdasın diyorlar." dedi. Kırşehir temasları kapsamında Ankara Caddesi'nde bulunan parti teşkilatını açan İnce, partililere hitap etti. Öbürü Özal'ın yaptığı köprü, diğeri de Erdoğan'ın yaptığı köprü. Şimdi hangisinden geçeceksiniz? Bayramda Demirel'in yaptığı köprüden geçerseniz bedava. Özal'ın yaptığı köprüden geçerseniz bedava. Erdoğan'ın yaptığı köprüden geçerseniz parayla. Ey AKP'ye oy veren kardeşim, ey AK Partili kardeşim, hiçbir vicdan yok sende. Görmüyor musun bunu? Neden onunkisi parayla? Bunun hesabını sormanın bir tane yeri var. O da sandık. Bakın, Petkim, Tüpraş, Telekom, limanlar, satacak hiçbir şey kalmadı. Kıyıda köşede satacak yer arıyorlar. Koylar. Şimdi elektrik idaresini satıyor. Onu da satacak. Arsa satıyor, arsa yazıyor. Bodrum'da diyor, maliyeden arsa. Emlakçı oldu devlet, emlakçı. Bakın, bizim bu kötü gidişe dur dememiz lazım. Suriyelileri seyrediyorsunuz değil mi Suriyelileri? On binlercesi akın ediyor bayramda. Memleketine gidiyor. Başka zaman herkes memleketine dediğimizde savaş var, insanlık suçu işliyorsun diyorlar. E peki kardeşim, bayramda gidiyorsun da bayramdan sonra niye gitmiyorsun? Şehir temasları kapsamında esnafları ziyaret eden İnce, Kırşehirlileri partisine davet ederken bol bol da hatıra fotoğrafı çektirdi. Melikgazi Belediye Başkanı Mimar Sinan Mahallesi'ne yeni kurduğu kurbanlık satış yerinin hazır olduğunu ve kurbanlık satışlarının başladığını hatırlattı. Melikgazi Belediyesi Mimar Sinan Mahallesi'nde yeni kurduğu kurbanlık satış yerinin hazır olduğunu ve kurbanlık satışlarının başladığını hatırlattı. Belediye kurban pazar yerine ulaşım için ücretsiz servis imkanı başlattı. Kayserilileri yeni kurban pazarında ağırlamak istediklerini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu şu açıklamalarda bulundu. Kurban Bayramı yaklaşıyor. Yine kurbanda en önemli hizmetimiz Melikgazi Belediyesi olarak kurban pazarımız, kurban satış yerimiz ve oradaki kesim noktalarımız. Yeni yerimiz Mimar Sinan'da, hemen Mimar Sinan Organize Sanayi'nin arkasında. Sizleri en kısa zamanda buraya bekliyoruz kurbanlarınızı almak üzere. Sivas Caddesi ve Malatya yolu üzerinden ya da yeni viyadükten geçerek hızlıca ulaşabileceğiniz bir konumda çok düzenli, temiz, organize olmuş bir alanda kurbanlık satışları başladı ve devam ediyor. Dolayısıyla en kısa zamanda sizleri kurban pazarında ağırlamak istiyoruz. İnşallah yaptığımız ibadetler kabul olur Cenab-ı Allah nezdinde. Bu kurbanı da güzel bir şekilde kazasız belasız geçiririz diyoruz. Yeni kurban pazarımız hayırlı olsun. Şimdi karşınızda Nevşehir ve ilçeler için tahmin edilen hava durumu, ardından nöbetçi eczaneler. Temmuz Cuma Nevşehir ve ilçeleri için tahmin edilen hava durumu. Merkez en düşük sıcaklık 15, en yüksek sıcaklık 31. Acıgöl en düşük sıcaklık 13, en yüksek sıcaklık 31. Avanos en düşük sıcaklık 16, en yüksek sıcaklık 34. Derinkuyu en düşük sıcaklık 12, en yüksek sıcaklık 30. Gülşehir en düşük sıcaklık 16, en yüksek sıcaklık 34. Hacıbektaş en düşük sıcaklık 16, en yüksek sıcaklık 32. Kozaklı en düşük sıcaklık 16, en yüksek sıcaklık 33. Ürgüp en düşük sıcaklık 12, en yüksek sıcaklık 32. Nevşehir ve ilçelerinde nöbetçi eczaneler. Merkez Onur ve Cihat Eczanesi, Acıgöl Papatya Eczanesi, Avanos Meydan Eczanesi, Derinkuyu Feralan Eczanesi, Gülşehir Huzur Eczanesi, Hacıbektaş Bektaş Eczanesi, Kozaklı Sarı Aslan Eczanesi. Bugünlük ana haber bültenimizin sonuna geldik. Bir sonraki ana haber bülteninde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.